Bir sabah Ayşe uyandı, aç. Hemen mutfağa gitti. Dolabı açtı, boş. Fırını açtı, boş. Cüzdanını açtı, o da bomboş. Hemen ekmekçiye koştu. Ekmekçi amca, ekmekçi amca, mutfağım tam tıkır. Ama çok açım. Bana bir ekmek verebilir misin? Bu sabah ekmekçi ters taraftan kalkmıştı. Ayşe'ye baktı, sinirlendi. Ha, siz gençler hep aynısınız. İstemeyi bilirsiniz. Ama vermeye gelince hep bizi unutuyorsunuz. Ve bir şarkı söyledi. İstemeye bilen ver de bilir. Neden sormuyorsun? İstiyacım nedir? Ayşe buna baktı ve cevap verdi hemen. İstiyacı bilen ver de bilir. Tabii ki sorarım. İstiyacın nedir? Söylesene bana. Elimden geleni yaparım. Söyle. Elimden geleni yaparım. Söyle. Elimden geleni yaparım. Dedi. Dedi ekmekçi. Madem soruyorsun, bu ekmekleri yapmak için tabii ki benim ihtiyacım un. Bana bir çuval un getirirsen, ben sana istediğin gibi ekmek de veririm. Ayşe bunu duydu. Hemen koştu kime? Değirmenci. Değirmenci abi. Bana biraz un verir misin? Onu ekmekçiye verirsem bana ekmek verir. Mutfağım tımtıkır ve ben çok açım. Ama bu hafta değirmencin biraz dalgındı. Çünkü hiç rüzgar esmiyordu. Hiç rüzgar esmediği için değirmen dönmüyordu. Değirmen dönmeyince o da çalışamıyordu. Ayşe'yi gördü, dedik. Siz gençler hep aynısınız. İstemeyi biliyorsunuz ama vermeye gelince bizi unutuyorsunuz. Ve o da şarkı söyledi. İstemeye bilen ver de bilir. Neden sormuyorsun? İstiyacım nedir? Ve Ayşe dedi ki, doğru. İstiyacı bilen ver de bilir. Tabii ki sorarım. İstiyacın nedir? Söylesene bana. Elimden gelen yaparım. Söyle. Elimden geleni yaparım. Söyle. Elimden geleni yaparım. O zaman değirmenci dedi ki, madem soruyorsun, benim ihtiyacım un yapmak için buğday. Bana buğday getir, ben sana un veririm. Buğday alabilmek için Ayşe koştu. Midesi aç ya. Koştu çiftçi. Çiftçi amca, bana biraz buğday verir misin? Onu değirmenciye veririm. Değirmenci bana un verir. Un ekmekçiye veririm. Ekmekçi bana ekmek verecek. Bu sabah uyandım, açım. Mutfağım tam tıkırda. Ama o hafta hiç yağmur yağmamıştı. Yağmur yağmayınca çiftçiler biliyorsunuz çok endişe ediyorlar. Bizim çiftçi de çok endişeli. Göğe bakıyor, bulutlara bakıyor. Ayşe geldiğini hemen sinirlendi. Ha, siz gençler dedi. Hep istiyorsunuz. Ama vermeye gelince bizi unutuyorsunuz. İstemeye bilen ver de bilir. Neden sormuyorsun? İstiyacım nedir? Ve Ayşe hemen o da cevap verdi tabii ki. İstiyacı bilen ver de bilir. Tabii ki sorarım. İstiyacın nedir? Söylesene bana. Elimden geleni yaparım. Söyle. Elimden geleni yaparım. Söyle. Elimden geleni yaparım. Ve çiftçi dedi ki, madem soruyorsun, benim ihtiyacım gübre.
Benim gübreye ihtiyacım var. Gübreyi tarlaya veriyorum. Tarla bana buğday veriyor. Bana gübre getirirsen ben sana buğday veririm. Gübre nerede bulunur? Gübre koyunlardan istenilir. Hemen Ayşe Koç'ta yan çiftlikte bir sürü koyun vardı. Geçti, hemen gitti tarlaya. Koyunları çağırdı, koyunlar geldi. Dedi ki, koyun kardeşler bana biraz gübre verir misiniz? Ben onu çiftçiye veririm. Çiftlik tarlaya verir, oradan buğday alır, buğday bana verir. Ben onu değirmenciye veririm. O da bana un verir, un ekmekçiye veririm. Ekmekçi bana ekmek verir. Koyunlar ona baktılar, beee dediler. Biz verirdik de. Bir haftadır yağmur yok. Bizim çayırımıza bak. Bizim çimenlerimize bak. Her şey kupkuru. Biz ot yesek gübre yaparız. Gübre senin olabilir ama ot yok. Ot yok. Hakkı tarafına baktı. Çayır çimen kupkuru. Hemen gitti çayır çimene. Çayır çimen nerede otlar? Neden kupkuru? Bana biraz ot lazım. Ot koyunlara veririm. Koyunlar bana gübre verir. Gübre çiftçiye veririm. Çiftçi bana buğday verir. Buğday değirmenciye veririm. Değirmenci bana un verir. Un ekmekçiye veririm. Ekmekçi bana ekmek verir. Ama çayır çimen dedi ki biz tabii ki vermek isteriz. Biz ot çıkartmak isteriz ama malum yağmur olmadı. Biz kupkuru olduk. Su olmadan ot olmaz. Bize su lazım. Ayşe düşündü. Su çok kolay. Dereye gidip taşıyabilir. Hemen koşa koşa dereye gitti. Dere. Ben senden biraz su alabilir miyim? Onu çayır çimene vereceğim. Onlar ot verecek. Ot koyunlara vereceğim. Koyunlar bana gübre verecek. Gübreyi çiftçiye vereceğim. Çiftçi bana buğday verecek. Buğdayı değirmenciye veririm. Değirmenci bana un verecek. Onu ekmekçiye veririm. Ekmekçi bana ekmek verecek. Ama dere dedi ki, siz gençler hep aynısınız. Hep istemeyi biliyorsunuz ama yardım etmeye gelince unutuyorsunuz. İstemeye bilen veri de bilir. Neden sormuyorsun? İstiyacın nedir? Ayşe sormamıştı hakikaten. O da hemen cevap verdi. İstiyacı bilen veri de bilir. Tabii ki sorarım. İstiyacı nedir söylesene bana. Elimden geleni yaparım söyle. Elimden geleni yaparım söyle. Elimden geleni yaparım. Dere dedi ki, biraz benim yatağıma bak. Ne kadar pis. Herkes geliyor burada plastik poşetler atıyor, plastik şişeler atıyorlar. Benim dere kenarında piknik yapıyorlar, bütün çöpleri bırakıyorlar. Benim ihtiyacım biraz temizlik. Biraz toplasan etrafı, biraz rahatlatsan benim yatağımı, o zaman ben gür gür akarım ve benden su alabilirsin. Ayşe baktı, hakikaten her yer bir çöpler varmış. Hemen topladı bütün çöpler. Temizledi güzelce derenin yatağını. Dere temiz olunca oh bir rahatladı. Bir güzel aktı yatağında. Teşekkür olarak tabii ki Ayşe'ye su verdi. Suyu çayır çimeni verdi. Çayır çimeni hemen taptaze otlar çıkarttı. Ayşe onları toplayıp koyunlara verdi. Koyunlar hemen pıt 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 gübre verdiler. Gübreyi topladı. Bir güzel bir çuvala topladı. Getirdi çiftçiye. Çiftçi gübreyi yaydı bir güzel tarlada. Ve Ayşe'ye bir çuval dolu buğday verdi. Ayşe hemen koşa koşa değirmenciye verdi. Değirmenci amcaya verdi bir çuval dolu buğdayı. Karşısında bir çuval un aldı, getirdi onu ekmekçiye. Ekmekçi. Ayşe'yi böyle bir çuval unla görünce anladı ki gerçekten Ayşe söz verdiği gibi elinden geleni yapmıştı.
Ve o yüzden dedik ki ondan sonra ne zaman acıkıyorsan benim kapım hep açık olur sana. Her zaman ekmekler benden. Tam o anda fininin zili çaldı. Ekmekçi açtı. Simsıcak bir ekmek somunu çıkarttı ve onu Ayşe'ye verdi. Ayşe evine gitti. Bir güzel bir dilim kesti. Üstünde tereyağı koydu. Tereyağı sıcak ekmek üstünde eridi. Ayşe isirdi. Nefisti.